Marvel Spider-Man 2'yi oynadım. Oyunu 24 saatin sonunda ana hikayeyi onlarca açık dünya eventi ve en görevlerle birlikte bitirdim. Notlarımı çıkardım ve inceleme videosuyla karşınızdayım. Hiç uzatmadan şunu söylemem lazım. Muazzam bir oyundu be. Oyun her noktada ilk oyunun üstüne birçok şey koymayı başarmış. Girişinden tut son anına kadar farklı farklı duyguları oyuncunun içine işleyen mükemmel bir hikaye ve sunumla oyuncuyu karşısına almış bir oyundu. Spoiler vermeden hikaye girişini özetleyeyim. Marvel Spider-Man 2 ilk oyunun Bill Miles Morales'in hikayesini oynadığımız oyun olsa 9 ay sonrasında geçiyor. Tabi MJ Hanım'ın mükemmel değişimini yani şuradan şuraya geçişini gördükten sonra aradan bir 5-6 yıl geçmiş gibi hisseden tek ben değilimdir herhalde. Ama dediğim gibi bir yıl geçmiş. Peter ve MJ ilişkilerini ilerletmiş. Miles örümcek adam olma konusunda çok daha başarılı bir ilerleme kat etmiş. Hatta kötülükleri Peter'la beraber önlemeye başlamışlar. Sadece böyle karakter modellemelerinde sanki çok daha fazla zaman geçmiş gibi hissettiriyor ama dediğim gibi bir yıl geçiyor ilk oyundan sonra. Oyun direkt kumadan boss fight ile başlıyor ve hayatımda gördüğüm en epik başlangıç sekansı biriydi. Bu oyun kontrolü oyuncuya vermeden önce oyuncuyu o kadar güzel kıvama getiriyor ki. Daha bu aşamada örümcek adam gibi hissediyorum tabiri. Göz kırpıyor oyuncuya. Kontrolü elimize aldığımız an ve sonrası ise anlatılmaz yaşanır cinsten bir serüven sunuyor. Böyle oyuncuyu sürekli ters köşeye yatıran, hiç beklemediğin olayların vuku bulması gibi şaşırtıcı yapısıyla beni her saniye ayakta tutan harika bir hikaye yapısı vardı oyunun. Açık dünyada ağ atmak, New York'un yüksek binalar arasında örümcek adam olarak gezmek yine çok çok keyifliydi. Tabii ağ atarak gezmenin yanı sıra ikinci oyunda koltuk alt kanatlarıyla şehirde gezme sistemi büyük bir yenilik olmuş. Ağ atamayacağımız yükseklikteyken böyle bina bulamamışken ya da deniz üstü gibi geniş ve boş arazilerde yol kat etmemiz gerektiğinde koltuk alt kanatlarımız sayesinde çok daha mobil hareket edebiliyoruz. Ya da şehirde gezerken hava akışını rüzgar yörüngesinin yolumuz üstünde olduğu noktalarda ağ atmak yerine bu akışları takip ederek kanatlarla beraber çok daha hızlı bir şekilde süzülebiliyoruz. Bu yenilik benim fazlasıyla hoşuma gitti. Şehirde gezme ve ağ atma tarafı ilk oyunda da acayip başarılı bir yapıdaydı. O yüzden devam oyunda yani bu oyunda böyle bu bölüm için ekstrem bir yenilik beklemiyordum. Ama geliştirici ekip bu sistemle birlikte yapılacak en farklı ve en mantıklı mekaniği güzel bir yenilik olarak biz oyunculara hediye etmişler. Ben de oyun boyunca sık sık kullandım bunu çünkü ağ atmak ne kadar keyifliyse kanatla süzülürken karakteri kontrol etmek bir o kadar keyifliydi lan. Yani ağ atmak daha zevkli, süzülmek biraz daha zevkli ya da işte ağ atmak aşırı keyifli, süzülmek hiç zevkli değil diyemiyorsun. İkisi de aynı kaliteyi veriyor. Çift Spider-Man sistemi de çok iyiydi. Ama bununla ilgili herkesin merak ettiği o soruyu cevaplayalım. Oyunda en azından ana hikayede daha çok Peter ağırlıklı zaman geçiriyoruz abi. Miles'ı kontrol ettiğimiz ana hikayede ona geçmek zorunda olduğumuz, onu oynamamız gereken bölümler de var ama ortalama 10-15 saatlik bir hikaye boyunca, ana hikaye boyunca Peter'ı kullanmamız gereken bölüm %65-%70 civarlarında. Miles'ı kalan %30-%35'lik bir bölümde oynuyoruz. Açıkçası bu payda dağılımı benim çok hoşuma gitti çünkü ben Peter Parker'ı daha çok seviyorum. Onun örümcek adamını oynamayı daha çok seviyorum. Tabii bu Miles'ı önemsiz göstermesin sizlere. Yani hikaye gereği Peter'dan çok daha büyük rol oynadığı, çok daha önemli işler yaptığı zamanlarda var. Bir de bunun dışında yine karakterlerin kendilerine özgü yan görevleri de bulunuyor. Atıyorum geçmiş oyundan tanıdığımız Yuri'nin yan görevlerine Peter'la gitmek zorundayız. Onu oynamak zorundayız. Spider-Man evreninden bildiğimiz illüzyonist Mysterio'nun yan görevlerine ise Miles'la gitmek zorundayız. Seçimin bize bırakıldığı yan görevler de var tabii. Yani ister Peter'la ister Miles'la gittiğin yan görevler de oluyor. Bunun dışında açık dünyada takılırken, sağa sola atarken yan görevlerden ayrı olarak açık dünya eventleri yaparken switch sistemi sayesinde istediğin zaman istediğin örümcek adama geçip onunla oynayabiliyorsun. Yeteneklerde 3 farklı bölüm ayrılmış. Peter, Miles, Peter ve Miles için 3 farklı yetenek geliştirme bölümü var. Ana hikayede ilerleyip farklı güçler kazandıkça bu yetenek ağacı genişlemeye devam ediyor. Şahsen yan görevleri ve açık dünya eventlerini ana hikayeden ayrı olarak bir 10 saat yakın süre harcamışımdır. Neredeyse tüm yetenekleri ve aletleri açtım gibi bir şey. Çünkü Spider-Man olmak keyif verici abi ve bu oyun bunu hissettirdi bana. Yine Spider-Man'ler dışında oynanılabilir başka karakterler de var ve bu ilk oyundaki gibi sıkıcı değil. Mesela oyunun ufak bir iki bölümünde ilk oyunda olduğu gibi MJ'yi kontrol etmemiz gerekiyor yine ama bu sefer öyle saf gizlilik saklan ilerle türünde bir oynanışla değil bu. Oğlum bildiğin third person shooter kafasında nişan alıp ateş ederek ilerlediğimiz, düşmanları sersemlettiğimiz, tekme tokat girdiğimiz çok daha sürükleyici oynanış sekansları sunuyor. Bunun dışında oynanış haklılığı oyunun Spider-Man olmadan ilerleyen Peter tarafına da yansıyor. Bisiklet sürdüğümüz bölümler var, basketbol gibi farklı mini oyunlar oynadığımız bölümler var, DJ'lik yaptığımız bir görev vardı mesela. Yani oynanış tarafı her aşamada oğlum ben ilk oyun değilim, ben daha farklı bir oyunum diyor sana. Bu arada oynanılabilir karakterlerin arasında çok değişik, çok manyak bir karakter daha var ama kim olduğunu söyleyemiyorum çünkü çok büyük spoiler olur ama oynarsanız kafayı yiyeceksiniz. Aksiyon tarafında ilk oyundan çok daha farklı olan bir iki bir şey daha var. Gadgetler ikinci oyunda çok daha kullanışlı ve oyuncuyu kullanmaya iten bir aksiyon sistemine dayatılmış. Bununla beraber yine kullandıktan sonra barda olunca tekrar kullanabildiğimiz özel yeteneklerimiz vardı. Peter'ın ve Miles'ın böyle kendine özgü yetenek
yetenekleri var aksiyonda kullanabildikleri. Bu özel yetenekleri ve aletleri kullanmadığım aksiyon sekansı hatırlamıyorum abi ben oyun boyunca. Bunlarla beraber çok başarılı kombolar yapabiliyorken oyunun bir önceki oyundaki klasik Batman Arkham aksiyon sistemi dallanıp budaklanıp koca bir çam ağacı oluşturmuş resmen. Yani nereden baksan Peter'da da Miles'da da tekme tokat, ağ atıp saldırmak gibi klasik komboların dışında sağda 4, solda 4 toplamda 8 farklı yetenek var. Bu şekilde hem yeteneklerle mahalle şamalarıyla aksiyona sürekli girmek istiyorsun. Sürekli onları kullanmak istiyorsun ve elin çok zengin oluyor. İş sadece bununla da bitmiyor. Peri sistemi gelmiş abi oyuna. Örümcek adamlarla peri yapıyorsun. Bosslarla kapışırken, düşmanlarla aksiyona girerken doğru zamanlamayla peri yapıp rakibi afallatıp saldırı yapabiliyoruz. Özellikle bosslarda ağır mob ve mini bosslarda acayip etkili oluyor peri sistemi. Kullanışı da çok kolay. Öyle Souls oyunlarında olduğu gibi saliselik timingler tutturmaya gerek yok. Çok kasmadan hafif güzel bir refleksle peri yapabiliyoruz. Ben aksiyonun Peter'ın simbiyotla birleştiği sekansları çok sevmiştim. O kadar keyifliydi ki böyle vurduğunu oturtan hafif psycho gözü dönmüş acımasız Peter'la aksiyona girmek çok zevkliydi oğlum. Ben oyunda çok fazla boss fight olmadığına dair bazı eleştiriler görmüştüm ama tam anlamıyla katılmıyorum buna. Bence hikaye akışına uygun gayet yeterliydi boss sayıları. Hatta merak edenler için bu bossların isimlerini söylemek istiyorum ama yok abi bizde sürprizi kaçmasın ben duymak istemiyorum. Diğer arkadaşlar şu dakikaya ağ atıp beni orada bir beklesinler geleceğim hemen. Oyunda boss olarak Sandman, Kraven ki bu zamana kadar gördüğüm en cool, en başarılı kötü adamlardandı kendisi. Lizard, Scream ve oyunun bir bölümünde simbiyotlu Peter. İlk oyundan gördüğümüz Martin Lee, yine ilk oyundan tanıdığımız yan görevde karşımıza çıkan Yuri ve Venom'la kapışıyoruz. Baktığımız zaman toplamda 8 adet başarılı boss fight vardı yani. Zaten fazlası oyunu gereksiz uzatmaya girecekti. Oyunda karşımıza çıkan bossların mantıken hikayede de yer almaları lazım. Bu 8 farklı boss'u da 10-12 saatlik bir hikayeye aktarış biçimleri çok başarılıydı bence. Yani azlı karar fazlası zarar derler ya tam olarak buydu. Sadece başlangıçtaki Sandman biraz hikaye içinde harcanmış mı acaba bir dedirtmedi değil ama o kadar yani. Onun dışında gerçekten boss fight'lar keyifliydi. Ayrıca boss'ların Souls oyunlarından aşina olduğumuz üzere fazları var. Yani hiçbir boss'la tek bir sefer kapışıp diğer sekansa geçmiyoruz. En az bir 2-3 kere yenmemiz gerekiyor aynı boss'u. Her fazla da farklı pettinglerle farklı aksiyon şamalarıyla saldırıyorlar bize. Dediğim gibi ben oyunun boss fight sekanslarını ilk oyuna nazaran ikinci oyunda daha başarılı buldum. Ya bak tekrar düştüğü yerler hiç yok diyemem ama kesinlikle belli bir kalitenin üstündeydi her bir boss fight sekansı. Oyunun gizlilik sistemine büyük düştüm. Zaten hep söylerim gizlilik oyunlarına ayrı bir sevgi mevesim var. Spider-Man 2 bu noktada yine çok iyiydi. Özellikle ilk oyundan farklı olarak acayip özgür bir şekilde gizlice ilerleyebilme adına kendimize ağ yolları yapıyorduk. Yani düşmanları gizlice avlama konusunda yürüme ağımızı genişletebiliyoruz. Ufak tefek böyle geliştirmeler sonucunda da iki düşmanı beraber de çekip avlayabiliyoruz gizlice. Bu da güzeldi. Oyunun gizlilik ve pataküte aksiyon tarafında özgür bıraktığı neredeyse her bölümde de gizli ilerlemeyi seçtim. Çünkü gerçekten acayip keyifliydi. İlk oyunda en büyük eleştirdiğim nokta yan görevlerin ve açık dünya eventlerinin birbirine acayip tekrar ediyor olmasıydı ve bu beni çok sıkmıştı. Konu açık dünya eventleri olduğunda ikinci oyun yine öyle çok farklı şeyler sunamıyor. İşte açık dünyada gezerken belli başlı progress'lar var. Gizli noktalarda saklı robot örümcekleri toplayıp XP ve bazı geliştirme parçaları kazanabiliyoruz. Yine ilk oyunda olduğu gibi suçluları durdurma görevleri var. Bazen Kraven'ın ordusu, bazen farklı bir örgüt grubu, bazen simbiyot bulaşmış halkla ilgili aksiyona girdiğimiz açık dünyada rastgele pırtlayan görevler var. İşi eğlenceli kılan olaysa bu görevlere bazen rastgele olarak yan görevlerine katıldığımız Yuri gibi karakterler ya da Miles Morales gelebiliyor abi. Miles'la birlikte bitirici vuruşlar vesaire yaparken acayip eğlenceli görüntüler çıkıyor ortaya ama yapısal olarak farklı hissettiren çok bir şey yoktu. Özel karakterlerin yan görevleri çok iyiydi. Bak işte oyun burada gerçekten farklı bir oyun olduğunu hissettirdi. Mesela burada bu bizim kedi hatun yok mu Felicia? O arada abi beni. Dedi Peter ne haber? Dedim iyiyim yavrum senden ne haber? Ay dedi ben de iyiyim ne yapıyorsun? Dedim ne yapayım be yavrum mahallemizin aga canlısı böcek adamı ne yaparsa onu yapıyoruz işte. Sende ne var ne yok? Dedim ya. Dedim. Sonra neyse dedi sulandırma be. Dedim tamam yavrum. Dedi bak sen JJ'in fotoğrafçısı olarak çalışırken örümcek adamı çekiyordun ya hani. Sana özenen bazı fotoğrafçılar var kız ve bunlar başlarını belaya sokacak. Git be el at. Dedim ben el atmam ağ atarım kadınım. Tamam bende o iş. New York'un yüksek binaları arasında süzüldüm. Şu fotoğrafçıyı buldum. Dedim bacım nedir senin derdin? Aa böcük adam. Evet böcük adam da senin derdin nedir? Ne yani anlat. Ya dedi fotoğrafçı bir çocuk vardı senin arka fotoğraflarını çekiyordu. Ben de öyle fotoğraf çekmek istiyorum. Bir de o çocuğun nasıl fotoğrafçı olduğunu merak ediyorum. Dedim otur anlatayım. Şimdi Peter benim yakın dostumdur. Bir gün öğrenciyken bu vergisidir, ev kirasıdır, manitasıdır, yemesidir, içmesidir. Para yetiştiremiyor çocuk. Ne yapsam ne yapsam derken ünlü bir gazeteci için fotoğrafçılıkla ilgili bir iş başvurusu görüyor. Sonra Jameson'a iş başvurusu yapıyor. Jameson bunu arıyor. Şu dakikada burada olmazsan görüşme iptal olur. Kahven bir gram soğursa masadan kalkar daha da beklemem seni gibisinden tehditler bilmem neler. Çocuğu darlıyor.
sürüyor. Bizimki de eski bir bisikleti var. Onunla yetişmeye çalışıyor bu konuma ama o günde devletin yol çalışması yapacağı tutmasın mı? Bak sen Allah'ın işine. Neyse bizim çocuk aradan giriyor, üstten çıkıyor, alttan iniyor, bir şekilde konuma tam anlamıyla yetişiyor derken bir ses. Aman Allah'ım. Abi bir bakıyor ki o çocukları 5 kişi toplanmışlar, bir çocuğa dalıyorlar. E bizimki durur mu? Bırakın lan çocuğu diyor. Bunlar da bizimki zayıf çelimsiz görünce lan biz gitti buna girişiyorlar. Ama bizim çocuk zamanında karateye gitmiş kara kuşak, bunların ağzını burnunu kırıyor. Çocuğu Allah rızası için alıp hastaneye de götürüyor sağ olsun. Geri bir geliyor, bisikleti yere düşmüş, çektiği resimler vesaire hep kaybolmuş, rüzgarda uçmuş gitmiş. Bir zamanında benim şu eskiden kullandığım seksi kostüm vardı ya, Sam Raimi kostümü. O kostümü ilk tasarladım, valla gel bir çek beni de insta'ya atayım diye buna resmimi çektirmiştim. Onu da yanında taşıyormuş bizimki hatıradır diyor. O resmi görüyor, o kalmış bisikletin altında, beni arıyor. Abi ben bu resimle başvuru yapsam seni bozar mı be? Dedim ne bozacak oğlum, başvur işin görülsün. Bu da gidiyor JJ'in yanına. JJ bunu yok zamanında gelmedin, daha eşe girmeden kovuldun, kalk git durma karşımda gibisinden azarlıyor. Bizimki abi bak ben örümcek böcüğün arkadaşıyım, ahan da bu şekilde onun resimlerini çekiyorum, sana haberlerini yaparım diyor. JJ ahan bir duraksıyor, tamam lan diyor, işe alındın. Demem o ki güzel bacım, tavuklar çiçek açmış ellerinde poğaça, madem yüzme bilmiyordun niye çıktın ağaca? Nasıl yani abi? Alakaya maydanoz lan işte, çek bir tane resmi, güzel bir poz vereyim sana, sonra bir daha uğraşma bu işlerle kızım, bak s**lar lan seni. Tamam abi ver bir poz çekeyim, söz bir daha çekmeyeceğim. Yani böyle çok kaliteli yani görevler de var. Fast Travel'da bu zamana kadar binlerce oyun oynamış bir oyuncu olarak gördüğüm en hızlı Fast Travel sistemiydi. Haritada bölgeyi seçiyorsun, 2 saniye içinde Fast Travel sistemi hiçbir ara sahne, hiçbir kesinti, hiçbir bekleme kanı, hiçbir duraksama olmadan gerçekleşiyor. Yani Bethesda kardeşim işler böyle oyuncuları bekleme kanlarına boğmadan da yapılabiliyormuş. Tabii Fast Travel sistemini aktif etmek ilk oyundaki gibi basit değil. Yani bölgeye gideyim, bölgede spawn noktası aktif edeyim şeklinde çalışmıyor sistem. O bölgenin belli bir seviyeye kadar progress'larını, eventlerini tamamlaman gerekiyor ki bölge için Fast Travel noktası aktif olsun. Gerçi konu Spider-Man olunca hangimiz Fast Travel'a ihtiyaç duyar ki? Oğlum ben oyun boyunca sırf incelemede bahsedeyim, kaydını alayım da size göstereyim diye 2 kere kullandım. Onu daha size gösterdiklerim yani. Onun dışında her yere ağ atıp kanat açıp gittim ben. Bulmaca ve puzzle'lar ilk oyuna göre çok daha basitlerdi. Oyuncuyu yoran, öyle kafa patlatmanız gereken bulmacalar ve puzzle'lar yoktu. Aksiyona girip sağlam hasar alırsak aksiyondan çıktığımızda gerçek zamanlı olarak kostümde hasar alıyordu ve biz can barımızı tazelemeden düzelmiyordu. Öyle yırtık pırtık dolaşıyorduk. Bu da olaya gerçekçilik katmıştı bence. Güzeldi. Ben oyun boyunca 24 saat boyunca 2 adet bug yaşadım. Biri şu robot örümcekle araştırma yapmam gereken bölümde duvara sıkışıp kalmıştım. Restart checkpoint yapınca da düzeldi sorun. Birinde de şurada sağlam bir aksiyon sekansı geçirdim ama bölüm bir türlü bitmiyor oğlum. Düşman da kalmadı. Sağa baktım yok. Sola baktım yok. Bir de ne göreyim abi, düşman duvarın içine girmiş lan, orada sıkışmış. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum ona. Vuramıyorum. Yanıma çekemiyorum. Duvara gidemiyorum. Burada bu şekilde kaldım. Sonra burada da reset atıp geçtim bölümü. Oyun bittikten sonra da iki Spider-Man'le de switch atarak keyfimize göre açık dünya etkinlikleri veya görevler yaparak takılmaya devam edebiliyoruz. Sonuca gelelim. Yılın oyunu olur mu? Game of the Year alır mı bilmem ama benim için bu yılın en mükemmel, en keyifli, en başarılı, en şaheser oyunu sendin Marvel Spider-Man 2. 24 saat boyunca yaşattığın kalite dolu her saniye, her salise için teşekkür ediyorum. Oyunu geliştiren Insomniac gerçekten tebrik edilmesi gereken bir oyun stüdyosu. Çünkü Spider-Man temasını iki oyunda da işleyebilecekleri en iyi şekilde işlediler. En başarılı şekilde sundular oyuncuya. Bu arada bence Spider-Man için son bir oyun daha gelecek. Yani bu serinin 3. oyunu olarak son bir oyun daha gelecek. Ve Marvel Spider-Man 3 de serinin son oyunu olacak. Yani bu oyunu bitirdikten sonra öyle bir çıkarım yaptım. Bunu da bekleyip göreceğiz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok sağ olun. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atıp yorum atıp bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.